Herkese merhaba. Merkür uçağını bittikten sonra bir iki tavan yaptıktan sonra millet hani bir iki kişi sormuş demiş ikilere üçlere düşecek diyorsun ama millet zararına satarsa vebali size demiş. Yani ben daha önceki videomda da söyledim. Ona kadar hisseleri patronun aldığını, patronun ona kadar kendisi aldığını, küçük yatırımcının ondan sonra maliyette olduğunu söyledim. Keşke 12'lere 13'lere çıksa millet maliyetini kurtarsa. Yani zararı boş ver maliyetini kurtarsa ama yok. Yani 7'de 8'de 9'da maliyeti olan yok. Patron 4'e de indirir, 8'e de çıkarır, 9'a da çıkarır. Neden? Çünkü o maliyetlerde olan kimse yok. O maliyetlerde kimse olmadığı için satış da olmayacak. Yani 2'ye çıkar, 4'e çıkar ama tilkinin dönüp dolaşacağı yer Gökçe Dükkanı'dır. Çünkü Merkur tilkilik yaptığı için dönüp dolaşacağı yerde Gökçe Dükkanı'dır. Keşke çıksa yükselse de 12'ye 13'e herkes maliyetini kurtarsa. Yalnız 10'a kadar maliyeti olanlar varsa yorma aşağıya yorma yazsınlar. Mümkünse ekran görüntüsü atsınlar. Benim 8-9'da maliyetim var desinler. Bir bakalım. Sohbet edelim. Gerçek mi öğrenelim. Ha, kimse benim sözümle satış da yapmaz. Onun altında satan zaten maliyeti yüksek onun üzerinde olduğu için zarına satmıştır. O da kol kesmiştir. Onda ya parası yoktur ya zararını başka hissede çıkarmak içindir. Yani bizim sözümüzde kimse satmaz. Onun aşağısında satan da zaten maliyeti onun üstünde olduğu için zararına kol kesmiştir. Bizim ilgisi yoktur yani. Görüyorsunuz doğada çekiyorum. Ha, ben burada birkaç keçilerim var. Pandemi nedeniyle doğada bunları otlatmak çok temiz hava güzel yani. Bir göstereyim size. Şimdi keçiler sol tarafta kaldı, onu göremeyeceksiniz de. Yani bu mevsimde Aralık'ın sonlarına doğru normalde İç Anadolu'da kar yağardı. Ama bu sene kar yağmadığı için bayağı güneşli hava. Bize de nasip videoları böyle temiz havada çekmiş oluyoruz. Sorusu olan varsa Merkur için yoruma yazabilir. Like'ları, beğenileri yaparsanız da sevinirim. Başka bir hisseden de sormak istediğiniz varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sohbet ederek sizlere cevaplarım. Allah'a emanet olun. Saygılar.